27 Eylül'de Türkiye'nin geleceğini ışık tutacak bir tutum belgesi açıklıyoruz. 27 Eylül Türkiye'nin demokratik geleceği açısından çok önemli bir başlangıç olacaktır. Deklarasyonumuz nefes almakta zorlanan, topluma nefes aldıracak, tıkanmış sorunlara çözüm bulmaktan uzak siyaset kurumuna yeni bir politik perspektif sunacaktır. Aylardır sahadayız. Her kesimden insanla bir araya geldik. Sahadan çıkardığımız sonuçları, elde ettiğimiz verileri kurullarımıza tartıştık ve günlerdir süren yoğun tartışmaları tutum belgemize yansıttık. Son dönemlerde yaşanan tartışmalardan da anlaşılacağı üzere Türkiye'nin en büyük ve en temel sorunu Kürt sorunudur. Toplumsal ve siyasal gelişmeler bu gerçekliği her gün daha fazla açığa çıkartıyor. Kürt sorunu temelde Türkiye'nin demokrasi sorunudur. Kürt sorunu çözülmeden Türkiye demokratikleşemez. Türkiye demokratikleşmeden de Kürt sorunu çözülemez. Bu konuda bizim bakış açımız da rotamız da nettir. Kürt sorunu ve muhataplık meselesi üzerinden Türkiye'yi tekrar çözümsüzlüğe mahkum edecek negatif yaklaşımları görüyoruz. Buradan şunu net bir şekilde vurgulamak isterim ki Kürt halkının talepleri nettir, sorunun muhatapları bellidir, çözüm yolu açıktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tartışmayı başlatmış olması muhalefetin çözüm konusunda inisiyatif alma istemini elbette kıymetli buluyoruz. Türkiye bu tartışmayı geçmişte yaşananları inkar etmeden, yaşadıklarından dersler çıkararak siyasi bir ciddiyet ve olgunlukla yürütmelidir. Demokratik ve barışçıl bir çözümün yeri elbette meclistir. Bu gerçeklik çözüm sürecinde Sayın Öcalan tarafından defalarca dile getirilmiştir. Yasalar çıkartılmalı ve süreç meclisin şahitliğinde güvence altına alınmalı, atılacak tüm adımlar yasalaşmalı demiştir. Öcalan için meclis sadece sürecin güvence altına alınmasının değil, barış sürecinin kalıcı hale getirilmesinin de adresiydi. Ayrıca sadece AKP'nin de değil, CHP de başta CHP olmak üzere mecliste bulunan tüm partilerin sürece dahil edilmesi gerektiğinin aynı şekilde çokça ifade etmişti. Bunlar hafızalardaki yerlerini hala koruyor. Şunu açık ve net olarak belirtmek isteriz ki HDP Türkiye'nin tüm sorunları gibi Kürt sorunu da çözmeye önüne görev olarak koymuş bir Türkiye partisidir. HDP Türkiye'nin en büyük sorunu olan Kürt sorunun demokratik temelde çözmek için kararlılığı ve iradesi vardır. Tüm sorunlarda olduğu gibi bu kadim sorunda da elbette muhataptır. Demokratik Müzakere Partisi olarak Kürt sorununun çözümü demokratik bir Türkiye için elzem görüyoruz. Bu yüzden bugün de yarın da çözüm çabası içinde olmaya devam edeceğiz. Ancak bu sorunun çok boyutlu, çok katmanlı ve karmaşık bir sorun olduğunu Türkiye'nin son 40 yılına şahit olmuş herkes bilir. Türkiye sınırlarını çoktan aşmış, bölgesel olmaktan çoktan çıkmış. Uluslararası bir sorunun tüm taraflarla müzakere edilerek çözülmesi gerekir. İmkan verirlerse bu sorunu bir haftada çözerim diyen Sayın Öcalan gerçekliğinde görmezden gelme imkanı yoktur. Muhataplık tartışmaları bu yüzden kapanmıştır. Konuşulması gereken demokratik bir Türkiye'nin nasıl inşa edileceği, onurlu bir barışın nasıl sağlanacağıdır. Bu açıdan parti olarak üzerimize düşeni yapıcı sorumluluğu almaya her zaman hazırız. Değer biçtiğimiz ve fazlasıyla önemsediğimiz son günlerdeki çözüm ve muhataplık tartışmalarının yeni bir döneme kapı aralamasını umuyoruz. Bu konuda umutluyuz ve Türkiye'nin geleceği için zaten çözümden başka bir şansı da yoktur.